Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Adaptasyon videosuyla devam ediyoruz. Artık ikinci üniteyi bitirmemize az kaldı. Bundan sonra bir de biyoteknoloji videolarımız olacak. Daha sonra artık soru çözümüne geçeceksiniz. Dilerseniz başlayalım. Adaptasyon. Önce bir kelime olarak bakalım. Adapte olmak. Ne demek adapte olmak? Biz bir ortama adapte olduğumuzda oraya ne yapmış oluruz? Uyum sağlamış oluruz. Adaptasyon aslında uyum sağlama yeteneği geliştirmek. Belli çevresel etkilere uyum sağlama yeteneği geliştirmişsek eğer o ortama ayak uydurmuş ve adapte olmuş diyebiliriz kendimiz için. Bu yüzden adaptasyonun kelime anlamı uyum sağlamaktır deyip geçiyorum. Şimdi canlıların yaşadığı çevreye, kalıtsal uyumuna adaptasyon denir. Kalıtsal uyum ne demek onu şimdi inceleyelim. Mesela kutup ayılarını bir ele alalım. Kutup ayıları nasıl bir ortamda yaşıyorlar? Kutuplarda, çok soğuk bir ortamda yaşıyorlar. Ve bu bölgeye uyum sağlayamamış olsalar o bölgede yaşayamazlar. Mesela normal atıyorum çölde yaşayan bir hayvan alın, deveyi alın, kutuplara götürün, orada öldüğünü, donduğunu göreceksiniz ve öldüğünü göreceksiniz. Ama kutup ayıları bu bölgede yaşayabiliyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Çünkü bu bölgeye uyum sağlamışlardır. Ayak uydurmayı öğrenmişlerdir. Ve mesela dünyaya getirdikleri yavrular da bu özelliklere sahip olarak doğar. Mesela atıyorum bir kutup ayısının yavrusu yine beyaz renkte bir kürke sahiptir. Ya da yağlı bir deriye sahiptir. Bunlar bu hayvanların bu bölgelerde yaşamasını kolaylaştıran, üremesini kolaylaştıran etkilerdir. Ve biz bu etkilere genel olarak adaptasyon diyoruz. Bir canlının bulunduğu çevreye uyum sağlama yeteneğinin geliştirmesine adaptasyon diyoruz. Ve adaptasyonlar kalıtsaldır. Yani kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlıları ele alalım. Mesela bir tane kutup ayısı, bir tane de kutup tilkisi ele alalım. Buraya bir görsel lazım tabii. Bir kutup ayısı bir de kutup tilkisinin özelliklerine baktığımız zaman ikisinin de beyaz renk kürke sahip olduğunu görüyoruz ve ikisi de kutuplarda yaşıyorlar. Ortak noktaları bu. Benzer bir ortamda yaşıyorlar yani. Ve benzer adaptasyonlar geliştirdiklerini görüyoruz. İkisinde küçük küçük kulakları var fark ettiyseniz. Ya da beyaz kürkleri var, yağlı derileri var. Bu özellikler bu ortamda yaşamalarını sağlıyor. O zaman aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlara sahip olabilir diyoruz. Peki farklı ortamda yaşayan aynı tür canlılar ne yapar? Atıyorum kutup ayıları kutupta yaşıyor. Kutup tilkileri de öyle ve kutup tilkilerine baktığınız zaman beyaz renk kürke sahipler, yağlı deriye sahipler, küçük kulaklara, burunlara sahipler. Ama çöl tilkileri öyle mi? Burada da iki tane görseli yan yana görebilirsek güzel olur. Çöl tilkileri öyle mi? Hayır, daha ince bir deriye sahipler. Yağlı bir deriye sahip değiller çünkü sıcak bir bölgede yaşıyorlar. Kürk renkleri beyaz değil kutup tilkileri gibi. Birazcık daha kahverengimsi tonlarda. Kocaman kocaman kulakları var. Kutup tilkilerinin öyle değildi. Daha küçük kulakları vardı. Bunlar da farklı adaptasyonlara sahipler. Tür olarak baktığımız zaman ikisi de tilki. Ama bir tanesi soğuk bölgede yaşayan bir tilki. Bir tanesi sıcak bir bölgede yaşayan bir tilki. Bu yüzden farklı adaptasyonlara sahipler. Ne diyorum özetleyecek olursam? Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlılarda farklı adaptasyonları da biz gözlemleyebiliyoruz. Bu canlılarda meydana gelen adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe de aynı zamanda katkı sağlıyor. Aynı tür içerisinde mesela farklı farklı canlılar oluşmasını sağlamış farklı bölgelerde yaşamak. O zaman bu biyolojik çeşitliliğe de sebep olur. Peki bu adaptasyonlar ne işe yarıyor? Canlının tamamen hayatını kolaylaştırıyor. O bölgede yaşamasını, tutunmasını, üreme şansını arttırmış oluyor. Bu yüzden de canlıya yararlı özellikler diyebiliriz. Şimdi mesela bazı başlıklar altında inceleyelim bu adaptasyon olayını. Beslenme için bir örnek verelim. Kuşların beslenmek için göç etmesi, beslenme için geliştirdiği bir adaptasyondur. Ya da barınma. Canlılar barınmak için ne yaparlar? Yuva yaparlar. Kuşlardan örnek verelim. Kuşlar yine yuva yaparlar. Bu yine barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, o bölgeye uyum sağlamak için geliştirdikleri bir adaptasyondur. Üreme için yine mesela bitkilerde tohum çimlenir, çimlenebilmesi için besin depo edilir. Ya da tozlaşmaya sağlamak için bal özü salgılarlar. Ya da tohumlar kalın kabuklarla sarılı olurlar. Bunlar yine üreme için geliştirdikleri adaptasyonlardır. Avlanma adaptasyonlarına bakalım. Burada da mesela kutup ayılarının kürk rengine örnek verebiliriz. Kutup ayıları nasıl hayvanlardır? Avcı hayvanlardır. Av bulabilmeleri için fark edilmemeleri lazım. Bembeyaz bir ortamda siyah kürklü bir hayvan olduğunu düşünün. Bunu gören bütün canlılar kaçacaktır yani gece bile görse kaçar. Ama
Kutup ayısının rengi beyaz olduğu için ortamda çok çabuk belli olmaz. Ancak avının yakınına geldiği zaman av bunu fark edebiliyor. Ve zaten iş işten geçmiş oluyor. Onu çoktan avlamış oluyor. Bu yüzden kutup ayılarının besin bulabilmesi için, avlanabilmesi için kürk renklerinin beyaz olması önemli bir etken. Düşmanlardan korunmak için mesela çekirgenin rengine baktığımız zaman yeşil renkte olduğunu görürüz. Bitkilerin üzerinde kolay kolay ayırt edemezsiniz. Bu da canlının düşmanlarından korunmasını ve yaşam süresini arttırmasını sağlar. Bir de ne var? Bulundukları iklime uyum sağlama. Yine kutup ayılarına dönecek olursak ya da fok balıkları ya da ne bileyim penguenler. Soğuk bir iklimde yaşarlar ve vücutları yağ tabakasıyla kaplıdır. Yağ tabakasıyla kaplı olmasının sebebi vücut ısısını sabit tutması. Bir de kalın kürkünün olması da yine aynı adaptasyon çeşidine giriyor. Bulundukları iklime uyum sağlayabilmeleri için hem kürklerinin kalın olması hem de kalın bir yağ tabakasına sahip olmaları gerekir. Yoksa bu bölgede yaşayıp üreyemezler diyebiliriz. Şimdi adaptasyon örneklerine bir bakalım. Kutup ayısı en çok karşımıza çıkan adaptasyon örneklerinden bir tanesi. Beyaz kürk rengine sahiptir kutup ayısı. Neden? Çünkü kolaylıkla av bulabilmesi için ve ortamda kamufle olabilmesi için. Geniş tabanlara sahip çünkü ağır bir hayvan olduğu için karda batmadan yürümesi gerekiyor. Basıncı azaltması lazım dolayısıyla. Geniş tabanları sayesinde basıncı azaltır ve batmadan yürüyebilir. Yağlı deriye sahip çünkü soğuk bir ortamda yaşıyor ve üşümemesi, hasta olmaması ve donmaması için yağlı deriye sahip olmalı. Yoksa yine bu bölgede yaşayamaz. Küçük kulaklar ve burun yapısı. Neden küçük kulaklara sahip? Mesela şöyle bir hayal edelim. Biz kışın hava soğuk olduğunda ne yapıyoruz? Sadece gözlerimizi açık bırakacak şekilde giyiniyoruz. Tamamen her yerimizi kıyafetlerle sarmaya çalışıyoruz. Çünkü derimiz soğukla temas ettiğinde daha çok üşüyor. Daha çok hasta oluyoruz. Ya da buharlaşma miktarı artıyor derimizle soğuk temas ettiği sürece. Bu da bizim vücut ısımızı korumamızı engeller. O yüzden biz olabildiğince teması azaltmaya çalışırız. Onlar da sürekli soğuk bir bölgede yaşadıkları için çıplak deriyi tamamen soğuktan korumak amaçlı küçük kulaklara sahipler, küçük buruna sahipler ve bu da ne sağlıyor? Buharlaşmayı azaltıp vücut ısısını korumasını sağlıyor. Bu yüzden küçük kulakları ve burun yapısına sahip diyebiliriz. Kutup tilkileri de aynı özelliklere sahip olacak dolayısıyla çünkü aynı bölgede yaşıyorlar. İkinci örneğimiz deve. Deve de sıcak bir ortamda yaşar, genelde çöllerde yaşar ve hangi adaptasyonlara sahip bakalım. Mesela develerin uzun uzun kirpikleri vardır. Bu ne için var? Mesela çöllerde kum fırtınaları var. Kum fırtınasından devenin gözlerini koruyabilmesi için uzun kirpikleri var. Ya da farklı bir göz kapağı yapısı da var. Bunlar deveyi kum fırtınalarından korur. Bu yüzden bu çevrede adapte olabilmek için geliştirdiği adaptasyonlardan bir tanesi uzun kirpikli olmasıdır. Ya da mesela devenin sırtında şöyle bir yapı görüyorsunuz. Hatta görsel koyarsak daha güzel olur. Hörgücünde yağ depolanması devenin bir adaptasyonudur. Deve mesela 2-3 hafta rahat rahat susuz yaşayabilir, su içmeden yaşayabilir. Biz insanlar öyle miyiz? Hayır. Biz 2-3 gün susuz dursak bayağı ölüme yaklaşmış oluruz. Ölmesek bile bilemiyorum tam ölür müyüz ama. Hörgücünde yağ depolaması sayesinde deve 2-3 hafta susuz yaşayabilir. Bu da devenin çöl ortamına adapte olmasını, o bölgede yaşamasını ve orada üremesini arttıran bir etken diyebiliriz. Kulağında kılların bulunması, kulağının kıllı olması yine devenin kulağına kum kaçmasını engeller. Bu yüzden bu da bir adaptasyondur. Ya da geniş tabanlara sahip olmasının sebebi nedir? Deve ağır bir hayvandır yine. Çölde kumda yürümesi gerekiyor. Batmadan yürüyebilmesi için basıncını azaltması lazım. O zaman geniş tabanlara sahip olması basıncını azalttığı için çölde hareket etmesini kolaylaştırır. Bu yüzden de o bölgede üremesini ve yaşamasını arttırır diyebiliriz. Oradaki şansını arttırır. Nilüfer bitkisi. Genelde üzerinde kurbağalar görürüz. Nilüfer bitkisinin. Geniş yaprakları vardır. Şöyle geniş geniş yapraklar. Üzerinde de yaprakların içinde de hava boşlukları vardır. Çünkü su çok fazla suyun içinde yaşayan bir bitkidir. Geniş yaprakları sayesinde buharlaşma yüzeyini arttırır. Bu yüzden de çürümez su içerisinde. Yaprakların hava boşlukları olmasa suyun yüzeyinde kalabilmesini sağlar. Bu da bir adaptasyondur. Kaktüs. Kaktüs nasıl bir bölgede yaşıyor? Yine kaktüs kurak bir bölgede yaşar. Bu yüzden çok fazla suya ihtiyacı olmamalı.
Öyle gelişmiş bir kökü yoktur çünkü suya ihtiyacı yoktur kaktüsün. Buna adapte olmuştur. Diken yaprakları sayesinde çok fazla buharlaşma olmaz. Hem kendini düşmanlarından korur hem de buharlaşmasını azaltır bu diken yapraklar. O yüzden çok fazla su kaybetmediği için çöl ortamında yaşayabilir. Gövdesine su depo edebilmesi de yine kaktüsün özelliklerinden bir tanesidir. Depolayabildiği için köküyle sürekli alması gerekmez. Buldukça depolar ve bu da yine çöl ortamına ayak uydurmasını sağlamıştır. Zebralarda çizgili görünüme sahiptir. Bu da bir adaptasyondur. Penguen mesela perdeli ayaklara sahiptir. Yine karda yürüyen bir canlı olduğu için batmasını engeller perdeli ayaklar. Deri altında yağ depolar. Neden yağ depolar? Çünkü soğuk iklimlerde yaşadığı için deri altındaki yağları onu soğuktan, donmaktan korur. O bölgede yaşamasını ve üreme şansını artırdığı için bu da bir adaptasyondur. Deve kuşunun uzun ve kaslı bacak yapısı vardır. Bu da bir adaptasyondur. Kartal yine önemli örneklerden bir tanesi. Güçlü pençelere sahiptir. Yırtıcı bir kuş biliyorsunuz. Beslenmesi için güçlü pençelere sahip olması önemli bir etken ya da kendini koruması için. Gagasının sivri olması yine adaptasyondur. Keskin gözlere sahip olması da avını ta yükseklerden, uzaklardan fark edip avlanmasını kolaylaştıran etkilerden birisi olduğu için bu da bir adaptasyondur. Köpek balığının nasıl adaptasyonları var? Sırtı ve karın bölgesinin farklı renklerde olması bir adaptasyondur. Bu adaptasyon sayesinde fark edilmesi zorlaşır. Yukarıdan bakan bir canlı onu denizle bütün gördüğü için hemen fark etmez. Ya da aşağıdan bakan ona av olacak olan balıklar da yukarıdan güneş ışığıyla birlikte onun alt kısmının beyaz olduğunu görünce güneş ışığından onu ayırt edemezler ve kaçamazlar. Ona av olurlar bu sayede. Beslenme ile ilgili bir adaptasyondur yani. Koku hassasiyeti vardır köpek balığının. Bir kan kokusu olduğunda direkt oraya kolayca yönelebilirler. Bu da yine beslenmeleri için önemli bir adaptasyondur. Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üretebilmesi mesela bir adaptasyondur. Kuyruğunda elektrik üretir hem karşı cinse bir mesaj göndermiş olur hem de kendini düşmanlarından korur. Yine bu bölgede yaşamasını ve üreme şansını artıran bir adaptasyondur. Balıklar ne yaparlar? Suya fazla sayıda yumurta ve sperm bırakırlar. Bu da üreme şanslarını artıran bir adaptasyondur. Kurbağalar uzun dile sahiplerdir çünkü sinekle besleniyorlar. Bir beslenme adaptasyonu. Derilerinin nemli olması bir adaptasyon çünkü sulak bölgelerde yaşıyorlar. Ayaklarının perdeli olması yine batmadan kalabilmeleri için bir adaptasyondur. Fazla sayıda yumurta üretmeleri de yine üreme şanslarını arttırdığı için bu da bir adaptasyondur. Bukalemon'un nasıl adaptasyonları var? Bukalemon girdiği ortama göre renk değiştirir. Bu da düşmanlarından korunmasını ve yaşama şansıyla üreme şansının fazla olmasını sağlar. Bu da bir adaptasyondur. Yarasa ne yapar? Yarasa da karanlıkta avlanmak için ve yön bulabilmek için ses dalgaları gönderir. O ses dalgaları ona geri geldiğinde karşısında ne olduğunu anlayabilir. Çünkü yarasalar kördür ve yaşayabilmeleri için, av olmamaları için bu adaptasyona sahip olmaları gerekir. Böyle bir adaptasyonları var. Örümcekler ne yaparlar? Örümcekler de ağ örebilirler. Bu da bir adaptasyondur. Filin uzun hortumunun olması, büyük kulaklarının olması bir adaptasyondur. Palmiye ağaçları terlemeyi kolaylaştıran geniş yapraklara sahiptir. Bu da bir adaptasyondur. Bunların üzerine çok durmuyorum çünkü belki karşınıza çıkar, belki çıkmaz. Çok önemli olanları uzun uzun konuşuyoruz zaten. Alabalıkta yumurta bırakmak için nehir akıntısına ters yüzer. Mesela bu soruları görüyorum kitaplarda. Alabalığın nasıl bir adaptasyonu varmış? Yumurta bırakmak için nehir akıntısına ters yüzüyor. Üreme ile ilgili bir adaptasyon geliştirmiş. Kutup tilkisi ve çöl tilkisini aynı sayfada verdim çünkü karşılaştırmak istiyorum. Kutup tilkisi soğuk bir bölgede yaşar, çöl tilkisi de sıcak bir bölgede yaşar. Adaptasyonları farklı birbirinden. Şimdi neler olduğuna bakacağız ama farklı bölgelerde yaşıyorlar ama aynı tür canlılar. Şimdi kutup tilkisi kısa kuyruğa sahipken çöl tilkisi uzun bir kuyruğa sahip. Kutup tilkisinin bacakları kısayken çöl tilkisinin uzun bacakları var. Kutup tilkisinin küçük kulak ve burunları varken çöl tilkisinin daha geniş ve uzun kulak ve burun yapısı var. Bu yine sıcaklığın farklı olmasıyla alakalı. Mesela kutup tilkisindeki kulak ve burnun küçük olması neyi sağlıyor? O bölgede yaşayabilmesini sağlıyor. Soğuktan koruyor onu. O yüzden küçük kulak ve buruna sahip. Ama çöl tilkisinin vücut ısısını dengede tutması lazım. Çünkü bulunduğu ortam çöl ve çok sıcak. Bu yüzden buharlaşma yüzeyini arttırması lazım. Buharlaşıp terleyerek vücudunu soğutması lazım. Bunlar bu işe yarayan adaptasyonlar.
Çöl tilkisinin yavrusu olduğunda yine bu aynı özelliklere sahip çünkü adaptasyonlar kalıtsaldı. Ya da kutup tilkisinin yavrusu olduğunda yine aynı adaptasyonlara sahip olacak çünkü adaptasyonlar kalıtsaldır. Şimdi kutup tilkisi kalın posta sahipken çöl tilkisinin ince posta sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü kutup tilkisi soğukta yaşıyor, çöl tilkisi sıcak bir bölgede yaşıyor ve kalın bir posta sahip olmasına gerek yok. Ya da mesela kutup tilkisinin kalın bir yağ tabakası varken çöl tilkisi daha zayıf görünür, daha ince bir yağ tabakası vardır. Buna ihtiyacı yok çünkü soğuk bir bölgede yaşamadığı için kalın yağ tabakası ona yararlı bir şey değil. Beyaz kürke sahip kutup tilkisi çünkü kutupta yaşıyor ve her yer kar, orada fark edilmeden av bulması lazım. Başka türlü av olur ya da ölür açlıktan. Bu yüzden böyle bir adaptasyonu var. Çöl tilkisi nasıl görünüyor? Kahverengi post rengine sahip çünkü çölde yaşıyor. Kumların üzerinde fark edilmemesi lazım. Zaten genellikle gece avlanıyorlar. Gördüğümüz gibi aynı tür canlılar farklı bölgelerde yaşıyorsa farklı farklı adaptasyonlara sahip olabilirler. Çekirgeye bir bakalım. Çekirge de önemli. Çekirge yeşil renkte olduğu için renginden dolayı bir adaptasyon geliştirmiş. Korunmak için, düşmanlarından korunmak için, üreme şansı ve yaşama şansı bulabilmek için böyle bir renktedir diyebiliriz. Zürafa uzun uzun ağaçlardan besin elde ettiği için boynu uzundur. Eğer böyle olmasa aç kalırdı. Su içmeden uzun süre yaşayabilmesi sayesinde de kurak bölgelerde yaşayabilir. Köstebeğe bakıyorum, toprak kazmaya yarayan ayaklarının olduğunu görüyorum. Çünkü besinini oradan sağlıyor. Böyle bir adaptasyona sahip. Elma tohumların meyve içerisinde olması mesela bir adaptasyondur. Koruyor tohumları ve zamanı gelince çimlenmesini sağlıyor. Ağaçların yapraklarını dökmesi mesela sonbaharda ağaçların yaprakları dökülür. Bu da bir adaptasyon. Mevsime sıcaklığa uyum sağlıyor ağaçlar. Göçmen kuşlar göç ediyorlar çünkü beslenmeleri lazım. Bu bir beslenme adaptasyonudur diyebiliriz.